Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Cumhurbaşkanı talimatı verdi. Sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmada sona gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlemenin çok yakında meclise sunulacağını söyledi. Mecliste teklif hazırlıklarına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını belirtti. Düzenlemede tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanacak. Görev aylıkları tek bir bordroyla ödenecek. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sabit ek ödemeler herhangi bir kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli çalışmaya dahil edildi. Maaş düzenlemesi bu gruptakilere farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.